1970 model bu minibüse biniyoruz ve 29 yaşındaki Rafal Patla bize Polonya'nın başkenti Varşova'nın tarihini anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından yerle bir edilen ve 1989 yılına kadar demir perdenin arkasında bırakılan bir kent burası. Komünist rejim çöktüğünde Rafal sadece 4 yaşında olmasına rağmen o kendi neslinin Polonya tarihinin bu dönemini bilmesini istiyor. Burası Kültür ve Bilim Sarayı. Stalin amcanın hediyesi. Varşova'daki komünist dönemin ülkemizin Sovyet egemenliğinde bulunduğu dönemin sembolü. 25 yıl önce Berlin Duvarı yıkıldığında ve demir perde kaldırıldığında bir dönem sona erdi. Avrupa'nın bölünmüş olduğu bu soğuk savaş döneminin izleri ise kayboluyor. Yani bunlar Avrupa Birliği'nin 6. büyük ekonomisi ve Avrupa'nın siyasi sahnede önemli bir oyuncusu haline gelen bir ülkedeki tarihin o dönemine ait izler. Adam Ringer yaklaşık 20 yıl İsveç'te yaşadıktan sonra 1989'da Polonya'ya geri dönmüş. Bu rüya gibiydi çünkü hiç kimse bunun olabileceğine inanmıyordu. Bütün sistemin çöktüğü bir çeşit bölünme. 25 yıl öncesinin nasıl olduğu etrafta koşan gergin ve şüpheli insanlar hatırlanmıyor. Burada çalışan genç insanlara baktığımızda onların hepsi 1989'dan sonra doğmuş. Onlara anlatmaya çalışabilirsiniz ama anlayabilecekler mi gerçekten? O zamanda yaşamadıysanız bunu anlamak çok zor. Filip Lepka komünizmin çöküşünden sonra doğmuş. Her ne kadar bu dönemle ilgili anlatılanları dinlese de yaşananlar ona neredeyse gerçeküstü görünüyor. Ailemden çok hikaye dinledim ama bunu hayal etmek zor. Bizim neslimiz tıpkı Alice Harikalar Diyarında gibi, adeta farklı bir dünya. Peki demir perdenin ardındaki hayatı anlama zorluğu kuşaklar arasında yeni bir duvar mı ördü? 33 yaşındaki Thomas eşi Marta ile Fransa'da okuduğu dönemde tanışmış. Thomas'ın neslindeki birçok kişi yurt dışında çalışmak için Polonya'yı terk ederken o ülkesinde kalmayı tercih etmiş. Bazen babamla seyahat ediyorum ve bugün sahip olduğum pasaportla gurur duyuyorum. Onunla her yere gidebiliyorum. Birkaç gün önce İspanya'dan geldim ve özgürlük işte bu, asıl olan bu. Bu istediğimi yapabilme özgürlüğü. Bir yere gitmek istiyorum ve bunun bir sınırı yok. Onların zamanında böyle değildi. Hiçbir yere gidemiyorlardı. Her ne kadar Polonya'daki genç kuşak öncekilere göre daha özgür olsa da bunun bir bedeli var. Bizim nesil bir önceki nesle göre devletten daha az yardım bekliyor. Örneğin o zamanlar öylece gidip bir daire satın alamazdınız. Bunun için izin almanız gerekiyordu. İş anlamında da bu böyleydi. Önceki nesil iş bulduklarında bütün hayatları boyunca aynı işte kalırlar. Örneğin emekli olduktan sonra devletin kendilerine bakmasını beklerlerdi. Bugün böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. ...30 yaşındaki Kamil, Polonya'nın en zengin 7 gencinden biri arasında yer alan bir işveren. İnternet üzerinden şirket kurarak para kazanmaya başlamış. O yeni duvarın nesiller arasında değil, serbest piyasayla çok sayıda düzenleme ve vergiler arasında olduğu görüşünde. Bütün şirketlerimi Polonya'dan İngiltere'ye, Tayland'a, Zambiya'ya taşıdım. Burada Polonya'da artık şirketim yok. Çünkü düzenlemeler konusunda fazla ileri gittiler. Bu yüzden de Polonya'daki gençlerin piyasadaki diğer insanlarla rekabet etme şansı yok. Çünkü sınırlar ve engeller çok fazla. Terk edilmiş bu fabrikada Varşova'nın tek özel komünist müzesi bulunuyor.
Geçen Nisan ayında burayı açan tur rehberi Rafal'ın amacı komünist rejim dönemindeki günlük hayatı göstermek. Müzeyi ziyaret edenler arasında aileleri İngiltere ve Kanada'ya göç etmiş bu kuzenler de bulunuyor. Onlar göçmen çocukları. Müzeyi görmeyi isteme nedenim buraya geri döndüğümde her şey moderndi. Polonya, Kanada gibi görünüyor. Komünizm müzesini ziyaret ettiğimde büyürken burada hayatın nasıl olduğunu ve aradaki farkı görebildim. 70'li, 80'li yıllara gittiğinizde ülkelerimizde büyük bir farkın olduğunu görürsünüz. Böyle bir yaşam hayal edemezdim. Bu kuzenlerden biri Polonya'ya ilk kez, diğeri ise aile ziyareti için daha önce annesiyle birlikte gelmiş. Bu dükkan Chris'e o günleri hatırlatıyor. Sadece bir tane anım var. Sanırım bir kasap dükkanına kadar kuyruk vardı. Dükkanın önünde uzun kuyruklar vardı. İçine baktığımı hatırlıyorum. Boş kancalar vardı. Bomboştu. Dükkan boştu. Peki o insanlar niçin bekliyorlardı? Sonuçta dükkan boştu. Birçok Polonyalı o uzun kuyrukları, bomboş dükkanları ve 1981'de ülkede ilan edilen sıkı yönetim dönemini unutmak istiyor. Bazıları içinse o yaşananların nostaljik bir tarafı var. O zor dönem insanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdi. Benim kuşağım son 200 yıldır hiçbir şey için mücadele etmeyen ilk nesil. Tam 200 yıldan bahsediyorum. Her kuşak bir şeyler için savaştı. Bolşeviklere karşı, Nazilere karşı, komünistlere karşı, Ruslara karşı. Özgürlüğümüz için her zaman mücadele etmemiz gerekiyordu. Yani şimdi özgürüz ama sadece 25 yıldır bu böyle. Ama bu sadece bir nesil için geçerli. Özgürlük çok hızlı kaybedilebilen bir şey. Ve buna gerçekten sahip çıkmalıyız. Bu yüzden de bence tarihimizden ders çıkarmalıyız.